Merhaba sevgili seyircilerimiz, hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu ekranında bir Manisa Aktüel programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Yine keyifli bir gün, artık yavaş yavaş baharı karşılamaya başladığımız bir dönem. Tabii dışarıdaki güneşli havayı görünce bizim içimizde de güneş açtığını söylersek çok da herhalde abartılı bir ifade kullanmış olmayız. Kışı sevenler, yağmuru ve kapalı havaları sevenler mutlaka vardır. Ama ben onlardan biri olmadığım için böyle günlerde kendimi daha iyi, daha zinde ve enerjik hissediyorum. Ümit ediyorum her zaman öyle olalım ve bugün Manisa Aktüel programında yine her zaman olduğu gibi sosyal yönü ve özellikle eğitime dönük bir bakış açısıyla yoğun bir konuyu sizlerin dikkatine sunacağız. Konuğum profesyonel koç, eğitmen Sezin Sirri bizlerle birlikte. Sezin Hanım hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Ne güzel açtınız programı. Ben öyle de yazı baharı seven ve yaz ve güneş insanı olarak. Süper. Evet, aynen öyle. Koşa koşa mutlulukla güneşli bir günde buraya geldim. Yağmur sevenleri anlayabiliyorum, elbette onların tercihidir ama gerçekten böyle havalar. İnsana ekstra bir enerji veriyor. Enerji veriyor. Yani. Kesinlikle ortak bir paydamız varmış, onu da görmüş oldum. Şimdi bugün Genç Liderler Projesi'ni konuşacağız sizinle. Hı-hı. Aslında bir Avrupa Birliği projesi. Hı hı. Fakat tırnak içinde söylemem gerekirse bir gazeteci olarak uzun yıllardır yaptığım programlarda pek çok Avrupa Birliği projesiyle tabii ki karşı karşıya kaldım ama Avrupa Birliği'nin verdiği desteği, değeri, önceliği son derece hak ettiğini düşündüğüm bir proje. Çok teşekkür ederim. Ve layıkıyla belli bir yerlere getirildiğini düşündüğüm bir proje. Çünkü her şeyden önce en güzel alana yatırım yapılmış. Geleceğe, hı-hı, gençlerimize, eğitime yatırım yapılmış. En kalıcı yatırım zaten bu. Dolayısıyla genç liderler sözünü duyduğumuzda, hı-hı, herhalde heyecanlanmayan, şöyle bir yerinde doğrulup bir dakika ya nasıl bir şeymiş, ne kadar güzel bir çalışmamış demeyen yoktur. Yok. Yarınlarımız artık onlara emanet olduğuna göre çocuklarımıza ve gençlere, tabii onların arasından yaptığı işi her ne sektörde ya da alanda olursa olsun iyi yapmak, hakkıyla yapmak, hı-hı, liyakatle yapmak ve onda bir liderlik vasfını taşıyarak ekibini de koordine edebilmek, ekibini de sevk ve idare edebilmek bence çok değerli. Günümüzde böylesi bir eğitimi aslında gençlerimize buluşturduğunuz için ben projede katkısı, desteği, emeği olan herkesin adına size de çok teşekkür ediyorum. Hadi bize biraz anlatın istiyorum. Tabii, ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle hani bizim projeyi anlatma fırsatı verdiğiniz için bizim için ekstra önemli. Zaten Manisa'da da gerçekleştirdik tabii bu projeyi. Paydaş illerden biri Manisa. Paydaş illerden biri Manisa. O nedenle yani burada bu kanalda sizlerle birlikte oluyor olmak ve projeyi anlatabiliyor olmak bizim için çok değerli. Ne kadar çok insana ulaşırsak projeyi tabii büyütme ve devam ettirme şansımız da olacak çünkü. Dediğiniz gibi gençlere yönelik bir proje. Genç pozitif liderler yetiştiriyoruz. Hı hı. Artık zaten hani Endüstri 4.0 çağında liderliğin yaşı kalmadı yani. Hani çok doğru. Herhangi bir şekilde pozitif değişimi tetikleyebilen herkese lider diyoruz. Ve gençlerde böyle inanılmaz bir potansiyel var bu anlamda. Evet, evet. Hani bizim görmediğimiz, gözden kaçırdığımız ya da bizim dönemimizde, bizden önceki nesillerde olmayan farkındalık ve liderlik yetenekleri var. Biraz nasıl baktığımıza da bağlı gençlere. Evet, yani onları... Siz öyle bakıp o yönünü gördüğünüz için o potansiyeli çıkarmışsınız. Hepimizin aslında biraz daha fazla öyle bakmaya ihtiyacı var gençlere diye yani düşünüyorum. Aslında sadece biraz yönlendirilmeye, farkındalık kazandırılmaya ve kendilerini buldurmaya ihtiyaç var. Evet. Ondan sonra o aklınıza gelen yeni kuşaktaki negatif özelliklerin hepsi inanılmaz bir şekilde pozitif bir ortama ve insanlığa ve dünyaya ve bütünün iyiliğine katkıya dönüşüyor. Tabii ki işte nasıl hani onu işlediğinizle alakalı. Tabii. Şimdi Genç Pozitif Liderler Projesi'nde nasıl çıktı ortaya? Nasıl çıktı ortaya? Yani fitili kim ateşledi ya da kıvılcımlandıran fikir, proje nasıl ortaya çıktı? Tabii bundan birkaç yıl önce Zekeriya Odağ'ın Kültür ve Spor Derneği'ne daha çok öğrencilere burs veren ve hani Türkiye Cumhuriyetlerden gelen öğrencilere burada kaynaştırma sağlayan, aynı zamanda yani babası için bu derneği kurmuş, kendisi de Ege Üniversitesi'nde akademisyen olan bir başkanı vardı. Onun aracılığıyla bir gençlere akademi yaptık, liderlik akademisi yaptık. Kenan Bey bu arada değil evet, mi? Evet, Kenan Doğan. Evet, İzmir'de farklı sektörlerde yatırımları olan, İzmirlilerin yakından tanıdığı, bildiği, sevdiği, saydığı bir isim. Evet, ben de tanırım. Buradan da selamlarımızı göndermiş olalım kendisine. Biz de çok teşekkür ediyoruz bizi böyle bir projeye dahil ettiği için. Babası adına zaten yıllardır kendi kaynaklarının bir kısmını öğrenciler üzerine, yani gençlerin eğitimi üzerine zaten ayırıyormuş. Sonra babasının vefatından sonra da onun adına bir dernek, kurmuş. Ve o dernekte de hani bizim gibi profesyonelleri gençlerle buluşturup eğitim de verdiriyor. Hatta yurt dışından da pek çok insan gelip eğitim veriyor, seminer veriyor, söyleşiler var, farkındalık kazandırıyor.
O sırada yani hep hayali vardı işte daha bir kaynak, başka bir kaynakta alayım. Bir Avrupa Birliği projesi olsun, bir Erasmus projesi olsun. Sadece hani Ege Üniversitesi'nde ve o çevredeki öğrencilere değil de hani Ege bölgesinde daha çok öğrenciye ulaşayımdan yola çıkmıştı. Bir de önümüzde liderlik var. Hani liderlik akademisi örneği var. Onun sonucunda Avrupa Birliği projesine başvurdular. Genç pozitif liderlikte liderlerle ismi altında ve yerel STK'ların geliştirilmesi kapsamında HİBE kazandı proje ve bir projeye start verdik. Ben çok de güzel. Projede eğitmen olarak yer alıyorum. Evet, şimdi o zaten eğitimlerin üzerinde yoğunlaşacağız. Daha ziyade sizin kulvarınızdan biraz daha gitmenin bu program açısından daha bilgilendirici olabileceğini düşünüyorum zira. Şimdi başında da vurgulamak istediğim oydu. Türkiye'de pek çok Avrupa Birliği kaynaklı projeyle karşı karşıya geldik. Kimisi teşvik projesiyle, kimisi hibe projesiyle, kimisi farklı destekler aldı. Evet, ekonomik ya da manevi destekleri de var kuşkusuz ama bazılarının aslında ben çok somut olmadıklarını, bazılarının ayaklarının çok yere basmadığını, bazılarının biraz istismar edildiğini, hatta tam karşılığı olmadığını, tam karşılığı olmadığını, bazı kesimlere rant sağlama amaçlı olduğunu gördük. Dolayısıyla hani şimdi böyle bir eğitim projesiyle karşılaşınca ve direkt odağında gençlerin, çocuklarımızın, kardeşlerimizin olduğu, onların güzelleştirebileceği bir dünyaya katkı sunabileceğini gördüğümüzde işte diyoruz aslında çıkış noktası hep bu olsaymış keşke. Hep böyle projelerle karşı karşıya kalsaymışız. Siz tabii ki farklı bilezikleriniz var. Bunların hepsi altın bilezik. Ben yakından tanıdığım için biliyorum köşe yazarlığı ya da başka alanlardaki çalışmalarınız hepsi ayrı bir değere matuf ama bugün burada eğitmen yönünüzde zaten sıklıkla yaptığınız, çok da keyif aldığınız, enerjinizden de müşahede ettiğim tarafı öne çıkaralım istiyorum. Tabii. Hangi eğitimlerle genç pozitif liderleri yarınlara hazırlıyorsunuz Sezin Hanım? Tabii dediğim gibi yani amaç onlara bir kere dünyaya pozitif bakabilmelerini sağlamak ve liderlik kavramının artık illa hani belli bir makama, belli bir konuma geldikten sonra, üniversiteyi bitirdikten, işin başına geçtikten sonra değil. Her yaşta olabileceğini, her sosyal çevrede olabileceğini, sosyal medyayla olabileceğini, tabii. onlara anlatıyor olmak, liderliğin nasıl bir değişimden geçtiğini ve bundan sonraki dönemde aslında hemen eski insan kaynaklarcıyım aynı zamanda. Yani biz yeni gençlerden ne gibi nitelikleri arıyor olacağız işe girmek için, liderlerde hangi bir kriterler, yetkinlikler aranıyor olacak onları kazandırmaktı. Özellikle 4 sanayi şehrinde yaptık. Yani İzmir, Manisa ve Aydın'da liselerde ve üniversitelerde gerçekleştirdik ki Denizli de var değil mi? Lise Aydın, Manisa, Denizli doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim uyardığınız için. Estağfurullah. Amacımız da yani hani pek çok şeyi biz gençlerin en verimli çağları lise ve üniversite dönemleri. Ama maalesef liderlikle ilgili, iş dünyasıyla ilgili kendilerini geliştirebilecek eğitimleri biz kişilerin işe girdikten sonrasında şirketlere ve kurumlara... Sanki o zaman ihtiyaçları ilk kez olmaya başlıyormuş gibi. Bu büyük bir yanılgı belli ki. Yani birincisi kurumların böyle bir şey yapmakla, hani sizi yetiştirmek, eğitmekle ilgili bir sorumluluğun olmaması gerekiyor. Bu bireysel bir şey. Diğer ikinci anlamda da dediğim gibi en verimli ve hayata atılmak üzere en iyi fikirlerinin olduğu, en uygun dönem aslında lise ve üniversite dönemleri. Hayatın başında ne kadar erken liderlik yetkinliklerini kazanırsanız, ne kadar kendi hayatınızın lideri olup, kendi hayatınızın iplerini elinize alırsanız, daha sonrasında da hem kendinize hem de dünyaya katacağınız katkı o kadar fazla olur. Evet, şimdi başta genç liderler dedik ama bu işin aslında mihenk taşı pozitif liderler. Pozitif, evet. Yani pozitif olmak. Şimdi bizim bildiğimiz bir pozitif olmak tanımı var hepimizin bildiği mutlaka ama o genç liderleri pozitife çevirebilecek. Siz başta söylediniz ya onları doğru yönlendirdiğinizde onlarla ilgili kafamızda var olan bazı ön yargıları, bazı olumsuz eleştirileri, bazı belki de haksız algıları da kırmış oluyoruz diye. Genç liderlerin pozitifleşmesi ne anlama geliyor? Nasıl bakmaya başlıyorlar hayata? Ve bu onların hayatına sonra da çevresindekilerin hayatına nasıl bir sihirli dokunuş yaratıyor? İsterseniz ben önce pozitif liderlikle neyi kastediyoruz onu söyleyeyim. Sonra onların gençlerin ne üzerine etkisini söyleyeyim. Bir kere pozitif liderlik deyince yanlış bir algı var. Böyle iyi düşünelim, iyi olsun. İşte hani polyandacılık, sprint, hani gülücükler saçalım ama hiç saçalım. Sadece hani iyi taraflarını bakalım. Yani bu pozitiflik, pozitif liderlik kesinlikle böyle değil. Tam tersi çok gerçekçi bir algı. Yani neyin iyi ve neyin kötü olduğunu net bir şekilde fark ediyor olmak. Ama
olabileceklere, yani yetenekleriniz ve imkanlarınızla yapabileceklerinize odaklanmak, yapamadıklarınıza takılmamak, size engel olan şeyleri hayatınıza engel olmayacak düzeye getirebilmek ama yapabileceğiniz şeylere yönelmek, yani yapamadığınız şeylerin yapabileceğiniz şeylerin önüne geçmesine izin vermemek. Bu biraz şeye benziyor aslında. Hani hep böyle bizim çocukluğumuz, gençliğimiz çoktan seçmeli sınavlarla geçti ya. Bilmediğin soruyu atla sonra dön yavrum gibi mi? Evet, yani şimdi hepimiz farklı donanımlarla dünyaya geliyoruz. Yani sizin Özgür Bey, sizin özellikleriniz ve nitelikleriniz farklı. Tıpkı dış görünüşlerimiz gibi benim yeteneklerim, kişiliğimden gelen özellikler farklı. Doğru. Önemli olan kendimizi çok iyi tanımamız, güçlü yanlarımızı fark etmemiz, potansiyelimizi keşfetmemiz. Evet. Potansiyelimizi keşfetmemiz, yaşam amacımızın farkına varmamız ve yapamayacaklarımıza takılmak yerine ben belki çok iyi bir diş hekimi, çok iyi bir cerrah ya da müzisyen olamam. Hele müzisyen dediğiniz tam 12'den vurdunuz. En olamayacağım şey. En olamayacağım şey. Bir ortak noktamız daha çıktı o zaman, harika. Hani, ama burada çaba sarf etmek yerine yapabileceğim yeteneklerime, doğama ve yaşam amacıma uygun pek çok şey var. Buralarda efor sarf edersem, buralarda yol kat edersem enerjimi de verimli kullanmış olurum. Hem kendimi gerçekleştirmiş oluyorum. Mutlu ve anlamlı bir hayat yaşamış oluyorum. Hem de aynı zamanda dünyayı ve diğer şeye katkım daha fazla oluyor ve enerji yüksek oluyor. İnsan her şeyi yapabilen, her şeyi başarabilen bir varlık değil, olmak zorunda da değil. Değil, kesinlikle. Evet. Bu mükemmelliyetçilik. Bu bizi mutsuz kılar zaten bu inanış değil mi? Bu mükemmelliyetçilikten de uzaklaşmak gerekiyor. Önemli olan kendi en iyi halimizi, en iyi versiyonumuzu ortaya koyabiliyor olmak. Yani siz bir su bardağıysanız ya da bir kahve fincanıysanız, işte bir su bardağı gibi davranıyorsanız kendinize uygun davranmıyorsunuzdur ve onun gibi davranmak, onun gibi olmaya çalışmak sizi oldukça da yorar. Zaten tam da olamazsınız. İşte gençlere bu farkındalığı, yani pozitif idealliğin ne demek olduğunu soruyoruz ve dünyanın şu anda içinden geçtiğimiz konjektürde, yani hem depremini düşünün, işte doğal felaketleri, salgınlar, savaşları, siyasi gerilimleri, savaşlar, siyasi konjonktürün hepsine baktığınızda artık herkesin bir pozitif bir ortama ihtiyaç olduğu doğru, ve bizdeki bizi yöneten insanların, bize liderlik eden ister siyasilerin, ister kurumlardaki ya da sosyal anlamdaki liderlerimizin bize daha pozitif anlamda liderlik yapmasını. Evet. Bunu yani siyaseten söylemiyorum ama zaten ülkenin de her alanda lidere ihtiyacı yok mu şu anda? Kesinlikle var. Dünyanın da böyle. Dünyada sadece değil mi? Doğru. Dünyada değil. Da, yani evet. Aslında baktığımızda herkesin, yani niye Kanada Başbakanı'na hayranlıkla bakıyoruz? Çünkü pozitif bir lider. Yani aslında olması gereken her şeyi yakışıklı söylüyor adam, ve yapıyor. Biraz o da vardı. Evet ama hani bu herhangi biri sizi negatif bir dille söyleyip baskıyla bunu yaptırdığında zaten geri almıyorsunuz geri tepki, ve hani bir süreye gidiyor. Ama aynı şeyi pozitif bir ortamda, yani pozitif ortamdan kastım sizin kendi potansiyelinizi en iyi şekilde ortaya koyabileceğiniz, mutluluk ve anlam katabilecek bir ortamda size yaptıran ve sizi geliştirerek yaptıran bir liderle çok şeyler oluyor. Doğru. Amacımız işte bu gençleri öncelikle pozitif liderlikle tanıştırmaktı. Hı hı. Daha sonra yani projenin kapsamında dediğiniz gibi bu şey bir proje, yani içi çok dolu bir proje. Hatta bize dediler ki ya nasıl yapacaksınız bu kadar, hani doldurmuşsunuz bu kadar eğitim, lise bu kadar var, genç. Lise var, üniversite var gördüğüm kadarıyla, bir de farklı alanlarda yani eğitim kurumları var. Liseler var, üniversiteler var, 4 ilde üstelik hem koçluk var, mentorluk var, tabii, hem eğitimler tabii, var, tabii. Hem takip eğitimleri var, tabii. Skype üzerinden görüşme seansları var falan. Yani hani nasıl bu 1500'ün üzerinde görüşme süreç var? Süreç ciddi izlenmesi gereken bir süreç. Ama dedik ki eğer gerçek bir katkı sağlamak istiyorsanız, yani sadece 1-2 günlük eğitim verip böyle bir parça dokunarak kendi haline bırak gel olmaz. Olmuyor. Yani evet. Gerçek o davranışsal boyutunda dönüşümü yaşatabilmek için kapsamlı ve tam çerçeveli bir proje olması gerekiyordu. Sağ olsun Zekeriya Dağ'ın derneğinin de katkılarıyla biz aslında Avrupa Birliği'nde 200 öğrenciyle yola çıktık. Hı hı. Ama 300'ü bulduk. Öyle mi? Yani kendi projenin kapasitesini gelebilen çok fazla öğrenci başvurdu. Öncelikle bu kadar başvuru beklemiyordu. Onu soracağım. Yani öğrenci kardeşlerimizin, gençlerin genelde, hani genelde belki biraz yaşları, belki biraz işte içerisinde bulundukları sosyal ortamlar vasıtasıyla okullarda zaten hani bir performansa dayalı ya da sınav kaygısıyla eğitim süreçlerinden ciddi anlamda muzdarip olan kişiler olduğunu düşündüğümüzde bu eğitimin farkına varabilmeleri, bu eğitimin onlara katabilecekleri değeri önceden hissedebilmeleri
mümkün oldu mu? Bu eğitimi onlar da istediler mi? Gerçekten başvurdular mı böyle bir eğitime? İstediler çünkü liderlik çok ilgilerini çekiyor. Yani liderlikle yakalandı onlar. Liderlikle yakalandı. İkincisi de içine mentorluk ve koçluk koyuyoruz şu anda. Ve mentorluk birazdan geleceğim o boyuta. Evet. Kısmı. Hem eğitim alacaklar. Ve onlara diyoruz ki bakın sizi iş dünyasına hazırlıyoruz. Hı hı. Ve hem işe girerken bu eğitimleri almış olmak size birkaç sıfır diğerlerine göre önde başlatacak. Evet. Hem de işte hayatınızda çok anlamlı değişiklikler yaratacak. Normalde tabii ki eğitim almak istediklerinde, koçluk, mentorluk almak istediklerinde bu çerçevedeki bir eğitim bireysel olarak çok büyük bir yatırım yapmaları gerekiyor. Bunları tamamen ücretsiz bir de Avrupa Birliği desteğiyle sunuyorsunuz. Böyle olunca daha kurumsal bir yapıda eminim ki onları bu anlamda cezbetmiştir. Böyle olunca da gerçekten gençlerin ilgisini çekti. Çok yani sadece Ege Üniversitesi'nden bile işte biz 30 tane öğrenciyi almayı düşünürken 600'a yakın başvuru oldu yani. Ve hepsiyle birebir mülakat yap. Kıyamıyorsunuz da yani. Doğru söylüyorsunuz. Nasıl eleyeceksiniz? Hepsi pırıl pırıl gençler. Neyse yani 200 iken hadi sayıları zorladık 300'e çıkardık. Yani 150 lise 150 üniversite öğrencisine öncelikle pozitif liderlik eğitimleri verdik ve üniversite öğrencilerine bir de mentorluk eğitimi verdik. Şimdi bu eğitimleri açalım biraz hazır yeri gelmişken. Tabii. Yani liderlik eğitimini aldılar. Onların mentoru oldu. Hı hı. Koçları oldu. Hı hı. Sonra dediğiniz gibi çeşitli sosyal medya mecralarıyla, organlarıyla da işte Skype ve benzeri bu süreçler. Kendi platformumuz oldu. Kendi application'ımız. Öyle mi? Kendi tamam. Kendi sosyal ağımız oldu. İstedik ki. Size özel bir uygulama evet, bu. Yani gençpozitifliderler.com herhangi bir şekilde işte Instagram'da, Facebook'ta zaman geçirip böyle boş hani arkadaşlarına bakacaklar. Çünkü hepimiz durakta bir yerde beklerken evet. Yani zaman geçirmek adına yapıyoruz. Onun yerine biz kendi platformumuzu kuralım ve burada sadece pozitif liderlikle ilgili paylaşımlar olsun. Onlar da paylaşabilsinler ve zamanlarını daha nitelikli bir platformda geçirsinler. Hem de görüşmeleri burada yapalım. Yani Skype'de de başka bir araçla değil. Anladım. Ki evet. Biz de gerçekten görüşmelerin içeriğini takip edebilelim. Gerekli şeyler yerine getirilebiliyor mu ve hani amacına ulaşabiliyor mu diye böylelikle bir application ve hı-hı, bir kendi sosyal ağımız oluştu. Hala daha da açık gençler hani girip oraya paylaşımlar yapabiliyorlar. Biz koçlar, eğitmenler de yapıyoruz. Eğitimi alan gençlere özel bir uygulama ya da ama herkese açıyoruz. Öyle mi? Evet, herkese açık ama sadece eğitim alan öğrencilerin, projeye dahil olan öğrencilerin ekstra görebildikleri kısımlar anladım, var. Ama anladım. Onun dışında... Kişi... Yoksa gençpozitifliderler.com linkini tıkladıklarında, o web sayfasına girdiklerinde... Evet. Herkesin gezinebildiği alanlar var. Aynen. Pozitif liderliğe, liderliğe, hı-hı, kişisel gelişime dair videolar. Mücehiz olabiliyorlar. Aynen. Videoları izleyebiliyorlar. İlham veren başarı öyküleri yine proje dahilinde, hı-hı, çektiğimiz, hı-hı, kendi içimizden yani Ege bölgesinden başarılı gençlerden ilham olacak projeleri, hayat öykülerini çektik. Onları buluyorlar. Yazılar, makaleler, harika, kitap önerilerini buluyorlar. Çünkü ne kadar çok insana ulaşabilirsek tabii. Bizim amacımız çok kişiye ulaşmaktır. Bu yarınlara bırakılacak çok nitelikli bir kaynak ve arşiv anlamına evet, gelecek. Evet, görüyorum evet, ki evet, o açıdan da çok önemli. Peki mentorluk ve koçluk yani kavramsal olarak biliyoruz tabii. Ekranda çok unvanı bu şekilde olan kişiyi izliyoruz, dinliyoruz. Zaman zaman bazıları inanıyoruz, güveniyoruz. Bazıları çok bizim üzerimizde etki bırakmayabiliyor. Dolayısıyla hani o algıyı da biraz daha sağlıklı bir şekilde yerine oturtmak adına mentorluk ve koçluk arasındaki fark ve bu eğitimin içerisinde nasıl değerlendirdiklerini de bize anlatabilir misiniz? Tabii seve seve. Dediğiniz gibi bu hani ben eski bir koçlardan, mentorlardan olduğum için bunu anlatabilmek için zaten çok bir yol kat ettik ve bizim meslekte bir bilgi kirliliği var maalesef. Adının pek çok koçlukla alakası olmayan şeye koçluk deniyor. İşte mentorlukla alakası olmayan... Hadi koçum sen yaparsın gibi oluyor bu iş. Evet evet. Güzel örnek verdiniz. Hani hem mesleğin itibarını kullanmak hem de onu anlatmak için çok sabah sarf etmiş biri olarak zamanda çok harika bir soru. Şimdi koçlukta aslında kişiye çok güçlü sorular soruyorsunuz. Sokrates yöntemi gibi düşünün. Yani Sokrates işte çok hani dünyaca ünlü geçmiş filozof, dönemlerde evet, yaşamış bir filozof, felsefeci ne yapıyormuş öğrencilerine? Öğrencileri ona hani öğrencilerine bir soru soruyor. Gidiyorlar, öğrenciler o soruyu araştırıyorlar. Hı-hı. Geliyorlar, belli bir noktaya geliyorlar. Tekrar o geldikleri noktayı anlatıyorlar ya da ona soru soruyorlar Sokrates'e. O soruya tekrar soruyla cevap veriyor. Böylelikle gidip kendileri tekrar araştırıyorlar. Yani aslında
kafalarında bir pencere açıyor, kendileri buluyorlar sonucu, kendileri bir noktaya getiriyorlar. O her seferinde başka böylelikle durumu sahipleniyorlar. Şimdi iş hayatına, koçluğa ya da hani günümüzdeki koçluğa geldiğimizde de aynı şekilde çok güçlü sorularla kişiye ne yapması gerektiğini, hayatın doğrularını ya da liderlikle ilgili kavramları söylemiyorsunuz. Güçlü sorular soruyorsunuz. Kişi kendi kendine buluyor. Şimdi internete girdiğimizde her şey mümkün. İşte zayıflamanın 5 yolu, başarının 10 yolu, herhangi bir şey yapmanın 7 yolu madde madde zaten artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama bilmekle yapabilmek arasında fark var. Biz nasıl zayıflanacağını, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şekeri kesmemiz şunu yap. Ama yapabiliyor muyuz? Ha işte o yapabilir kısmında o bilgiyi kendimiz bulup içselleştiriyorsak, ha tamam böyle bunu yapmalıyım dediğiniz anda yapabiliyorsunuz. Koçluk buna sağlıyor. Buna yol açıyor aslında. Evet. Sizi bu yola sevk ediyor. Öyle güçlü sorularla. Aslında size hiçbir şey yaptırmıyor. Yine sizin yapmanızı sağlıyor. Evet, güçlü sorularla size kendi kendinize fark ettiriyor. Kendiniz bulduğunuz için de o cevabı ona sahipleniyorsunuz. Burada güçlü sorular neler mesela? Açık uçlu sorular. Yani görebilir misiniz? Gerçekten senin için önemli olan ne? Gerçekten ne istiyorsun? Peki başka ne yapabilirsin? Bizim mesela hep hele Türk insanında çok vardır. Hep iki tane seçeneğimiz vardır. Tabii tabii. Ya tabii. Hani ya siyah beyaz, arada tabii. griler, halbuki su seçenekler sonsuz ve aklımıza gelmez yani. Ama başka sorusu bile o biraz düşünmeye sevk ediyor. Ve başka seçenekleri ya da senin için neden önemli? Bazen bizim için hiç de önemi olmayan ve yararı olmayan şeylerin peşinden öylesine gidiyoruz ve kafayı takıyoruz ki hani daha amiyana tabirle aslında neden önemli sorusunu sorduğunuzda hiç önemli olmayabiliyor ya da önemli zannettiği şeyin altından başka bir şey çıkabiliyor. Aslında o değil de onun altında yatan başka bir şeyin önemli olduğunu. Ortaya çıkmasını sağlıyor bu. Evet. O yüzden koçlukta güçlü sorular soruyorsunuz. Mentorlukta açık uçlu sorular soruyorsunuz. Yani mesela ben size hani televizyona çıkar mısın çıkmaz mısın? Demiyorum. Nereye çıkmak istersin diyorum. Anlıyorum. Yani evet, hani evet. Böylelikle seçenek yaratmadan kendi kendinize yap. Çünkü seçenekler kolay. Nasıl üniversite sınavında test edebilmiyorsak da seçeneklerden birini işaretlerdik ya. Hayatta da seçenekli sorular sorduğunuzda çok düşünmeden içinden bir tanesini işaretleyip geçiyorsunuz. Amacımız düşündürmek ve kendi kendinize buldurmak. Koçlukta yaptığımız anladım. Bu. Evet. Mentorluktaysa, yani koçluktayken herhangi bir şekilde sağlıklı bireylerle çalışıyorsunuz ve konuyu bilmeniz, o konuda uzman olmanız gerekmiyor. Üçlü sorularla, açık uçlu sorularla karşınızdakini buluyorsunuz. Mentorluktaysa ki bu proje daha çok mentorluk projesi. Mentor o yolu geçmiş deneyimlemeniz olmanız gerekiyor. Yani siz işte 20 küsur yıllık bir televizyoncusunuz değil mi? Şimdi yeni üniversiteden mezun ya da birkaç yıllık... Çok kötü harcadınız beni. Neyse yani evet. Ben göstermiyorsunuz ama deneyimlerden hani program sunuş tarzınızdan da belli oluyor yani. Küsur dediniz abi 29 değil yani. Yaşlarda yaşlara girmeyelim biz ben. Dediğim gibi de yani şimdi siz bu konuda deneyimlisiniz. Hı-hı. Artık bu konuda bir bilgi birikiminiz ve eğitiminiz var. Bir yol kat etmişiz. Bir yol kat etmişsiniz. Evet. Sizin arkanızdan yeni gelecek genç ya da bu işe yeni girenlere mentorluk yapabilirsiniz. Yani bilgi birikiminizi aktarıp televizyonculuğu yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği. Evet, kırılma noktaları kırılma neler? Noktaları krizi nasıl neler? Yönetebilir? Evet, evet. Gibi. Yani gibi. Ya da hangi zorluğu nasıl aşabilir? Hı-hı. Ya da daha henüz hiç başına gelmeden tahmin etmeyeceği, deneyimlemediği bir sürü tabii, şey tabii. olacaktır. 40 yılda bir de olsa. Hani onları önceden biliyor ve onu hazırlıyor olmak, tiyoları veriyor olmak buna da mentorluk deniyor. Anladım, mentorluk evet. da zaten hani bu tarihten gelen bir şey. Mentorlukta biraz daha psikolojik motivasyon da var mı? O farklı bir İkisinde şey. De var. İkisinde de var. Yani mentorlukta da koçlukta da tabii ki içinde motivasyonu barındırıyor. Var. Çünkü her şey motivasyonla. Biz ben ona motivasyon demiyorum. Çünkü motivasyon olunca biraz bazen içi boş. Hani gibi sen yaparsın da değil, edersin kısmı değil aslında. Yani kişiyi pozitif bir şekilde yapabileceklerine yönlendirmek evet. ve çok gerçekçi bir şekilde her şeyi yapabiliyor olman hani mümkün değil demek. Ben yıllarca piyano dersi aldım annemin hani isteğiyle ama piyano çalamıyorum yani. Ama oraya takılıp kalmadım. Tabii, hani, tabii. Hepimiz de dediğim gibi zaten baştan çalmak zorunda değiliz. Değiliz, yani. Değiliz. Düşünsene benim bale yapmaya çalıştığımı. Evet ama iyi yapabildiğimiz başka bir şey var. Felaketin kapıları açılıyor demektir yani. Bilmiyorum, belki yapabilirsiniz bilemeyeceğim. Ama hani hepimiz iyi yapabildiğimiz şey var. Yani yapamayacaklarınıza değil, sizi yapabileceklerinize yönlendirirseniz hem başarı geliyor, hem mutluluk geliyor, hem ekonomik kaynak bence sadece siz değil, çevrenizdeki insanlar da mutlu oluyor. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Hani bu anlamda
farkındalık yaratarak pozitife odaklıyoruz biz mentorluk ve koçlukta. Yani yoksa hadi koçum, hadi aslanım, sen yaparsın, her şey yaparsın, niye yapamayasın ki şeklinde. İşte onun adı arkadaki gaz verme zaten. Evet, yani bizim hiçbir şekilde konumuz olmayan. Aslında da çok da haz etmediğimiz bir kavram bu. Bakıyoruz her ikisinde de, mentorlukta da koçlukta da, güçlü yönleri neler, yaşam amacı ne, yetenekleri ve aldığı eğitim ne, bunun çerçevesinde neler mümkün olabilir, bunu kendisinde mentorlukta anlatmaya, koçlukta ise fark ettirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi bizim projeye gelecek olursak, evet, biz lise öğrencilerine bir günlük, üniversite öğrencilerine de iki günlük önce pozitif liderlik eğitimi verdik. Ve sonra o eğitimler ki, yapıldı bitti. Yapıldı bitti. Sonra dedik ki hadi bakalım üniversite öğrencilerine. Şimdi hepimiz geçtiniz mi lise döneminden, yani üniversiteye hazırlama döneminden? Evet. Yani tecrübeleriniz var bu konuda. Peki hayata tekrar geri dönseniz, sizi 3-4 yıl önce alsak nasıl hazırlanırdınız? Hepsi şeydi, aa işte şunu yapmazdık da şuraya giderdik de, ben üniversite hayatı nedir bilmiyorum. Peki tamam, güzel. Bak, hadi size o şansı verelim. Şimdi hayat ileriye dönülerek, ileriye bakarak yaşanıyor ama geriye dönülerek anlaşılıyor. Şimdi o anladığınız, geriye dönerek anladığınız şeyleri sizin gibi gençlere aktarmaya, mentorluk yapmaya ne dersiniz dedik. Nasıl karşıladılar bu fikri? Çok bir kere. Mutlu oldular değil mi? Mutlu oldular. Evet. Çünkü hepsinin asla yapmamak lazım. Ya da çok şöyle ders çalışmadım. Ders çalışırken üstümde bu stresi boşuna hissetmişim. Yani ben ailemin dediği bölümü seçtim ama keşke bunu seçmeseydim. Evet. Ya da illa işte İstanbul diye tutturdum ama hani keşke İzmir'de kalsaydım. Yani kalsaydım. Yurtta gibi. Olmak ne demekmiş? Bilmiyordum. Hmm. Aslında başka bir şehirde okuyabilirmişim ya da bak burs imkanları varmış. Hmm. İşte sizin gibi belediyelerin, ticaret odalarının vesaire, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının bunları bilmiyordum. Eğer bilseydim o zaman işte Ankara'ya ya da başka bir yere eğitime, okula gidebilirdim. Hani kendi bölgemin dışına çıkabilirdim gibi bir sürü farkındalıkları var. Biz hep hem metodolojiyi öğretiyoruz hem de pozitif liderlik know-how'unu veriyoruz. Onlar da döndüler. 6'şar saat yine bu kurduğumuz application üzerinden her seansta hangi konuyu konuşacakları belirlenmek üzere lise öğrencilerine kendi güçlü yanlarını bulundurdular. İşte üniversite yaşantısıyla ilgili bütün merak tamamen edilen... Tamamen interaktif eğitim o belli ki. Evet, evet. Çok güzel. Evet. Mentorluk evet. Seansları tamamen interaktif. Bir saatlik interaktif bir şekilde. Çünkü yani bizim gibi profesyonel bireylerden lise öğrencilerine mentorluk koçluk yapmalarıyla kendisinde biraz daha yakın üniversitede okuyan bir öğrenciden mentorluk almaları çok daha çok farklı. Çok doğru. Daha rahatlar. Tabii. Yani abi bunu aynı nasıl dili çok daha iyi konuşuyorlar. Evet, evet, evet. Yani hani şu nasıl oluyor falan ne kadar zihinleri, para harcıyorsun. Çok daha yakın o yaşadıkları tecrübeler. Aynen. Yani sen ders çalışırken, çünkü ders çalışma yöntemleri, şeyleri de bizim zamanımıza göre çok değişti. Doğru. Yani o ona çok net, çok daha yakın, aralarındaki yaş farkı az olduğu için çok kolay bir şekilde aktarıyorlar, verebiliyor. Yani hem üniversite hayatıyla ilgili tüm kafalarındaki soruları giderdiler. Üniversite seçiminde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Büyük bir şans mesleklerle onlar için. İlgili. Şu an çok özendim ve kıskandım. Verdiler. Bizim dönemimizde de olsaydı keşke. Evet. Şöyle ya, en çarpıcı hani bizim de YouTube'da paylaşıyoruz aynı zamanda çektiğimiz videoları. Mesela meslek liselerine de gittik. Koleje de gittik. İşte Borama Anadolu Lisesi gibi daha nitelikli seçilmiş öğrencilerden oluşan okullara yani da gittik. Yani aslında tüm sosyal katmanlarda var işin içerisinde. Aynen. Aynı şekilde üniversitelerde de yani özel fırsat eşitliği verilmiş burada gençlere. Evet, üniversitelere şey yapmadık yani hani özel üniversiteye gitmedik. Hep devlet üniversitesiydi. Hı. Ama dediğim gibi İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da puanlama sıraları farklı olan, elbette, tıpta da okuyan vardı. Tabii. Mühendislikte de okuyan vardı. Evet. Sosyolojide de, uluslararası ilişkilerde de okuyan öğrenciler vardı hepsi. Şimdi onların anlatımları, işte hani onların paylaşımları ya da işte öyle öğrenciler oldu ki meslek lisesinden sonra bir an önce işe girip ben üniversiteye gitmeyeceğim diyen öğrenciler, yani ben üniversiteye gitmek istiyorum deyip ve ders çalışmaya başladılar. İçlerinden yani en az böyle benim bildiğim şu anda 5-6 öğrenci var. Yani 5-6 tane gence. Vizyonları değişti belli ki. Evet. Ufukları gelişti belli ki. Ailelerini ikna ettiler. Aslında tıbba yönlendirilen bir genç, ben elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum, neden olmak istiyorum, çok net söyleyebildi ve ailesini hani ikna etti. Şimdi bakın bizim kuşağa, annemiz ne dediyse yaptık, ailemiz. İşte etraftan duyduğumuz birkaç örnekle gittik ve sonra bakıyorsunuz 40'lı yaşlarda kimse okuduğu okulda işi yapmıyor. Şimdi herkes başka bölümlerde, yani ben hani bilgisayar okudum, siz uluslararası ilişkiler okumuşsunuz, başka işleri yapıyoruz. Doğru, tabii. Ama keşke o farkındalıkları çok erken edinmiş olsaydık ve
okudu, doğru bölümlerde okuyup hala o işleri yapıyor olsaydı. Bunu sağlamaya çalıştık ve hayata pozitif önemli bir şans vermişsiniz gerçekten de, aynen, bu eğitimlerle gençlere. Üniversite öğrencilerine de tabii bunları yaparken mentorluk yapmak çok kolay bir şey değil. Yani buna soyunuyorlar, istiyorlar. Hani abilik ablalık yapmak, deneyim aktarmak çok güzel, keyifli ama zorlanıyorlar. Onlar da 30 tane profesyonel koçumuz vardı. Yine uluslararası sertifikası olan. O 30 koç da her öğrencimize 5'er seans, üniversite öğrencimize koçluk seansı uyguladı. Onlar da hem kendi hayatları hem de daha nasıl iyi mentorluk yapabilecekleriyle ilgili de mentorluk seansları almış oldular. Böylelikle 1500'ün üzerinde seans evet, gerçekleştirdik. Çok ciddi bir rakam bu. Evet. Çok da ciddi sayıda zaten 300 program başında söylediğiniz öğrenciye direkt ulaşılmış. Direkt ulaştık. Belli ki 4 farklı Türkiye'nin ve Ege'nin özellikle sanayide belirli noktalara, kademelere ulaşmış kenti. Farklı sosyal aslında katmanlarda, mecralarda gerek kamu gerek özel okullar, üniversiteler, liseler tam anlamıyla bir sosyal sorumluluk projesi olmuş. Gençlerimize de ciddi değerler katan. Belli sözünüzü böldüm ama aslında baktığınızda yani hani kurumlara gittiğinizde de iş dünyasının, iş adamlarının istediği de daha nitelikli, yani tamam iyi okullardan mezun oluyorlar ama biraz daha farkında ve donanımlı gençler olsun ki İşi yürütebilecek pratiklikte de olsun yani istiyorlar. Aslında iş dünyasında da dolaylı bir şekilde hizmet etmiş olduk. Olmuş olduk, evet. Yani hem de o nitelikli gençleri hazırlayıp potansiyellerini ortaya çıkartıp iş dünyasıyla kolay buluşturmanın da... Başta söylediniz, endüstri 4 çağı artık, yani çok farklı bir proses bu. Farklı bir süreç. Çok da baş döndürücü hızla değişen dünyanın ve o paralellikte gelişen rekabetin arkasında kalma şansı yok. Ne ülkelerin, ne okulların, ne de bireysel olarak kendini geliştirmek durumunda olan kimsenin. Bu o açıdan da çok yararlı. Peki 29 Şubat'ta 23. Öyle mi? 23 Şubat'ta mı sonlanacak proje? Aslında proje Şubat sonu sonlanıyor. Şubat sonu. Ama biz 23'ünde bir kapanış toplantısı yapıyoruz. Kapanış toplantısı 23 Şubat'ta. Evet. Bütün... Orada ne bir genel değerlendirme mi oluyor o kapanış toplantısında? Yani bir kere içimizden tabii bir araya bir yarış da koyduk. Öyle yani mi? Küçük bir işte en iyi. O da bir motivasyon gerçek manada. Evet. Ve öyle öğrencileri olduk. Yani hani ben daha fazla seans almak istiyorum deyip aldıklarını gidip kardeşine sunum yapıp aktaran, işte daha fazla mentorla çalışabilen bilirim diyen, oturup beraber kendisi bir araya gelip pozitif liderlikle ilgili kitap kulübü kurup şeyler yapan ya da ya bu projeyi ben kendi okulumda nasıl devam ettirebilirim diye diğer arkadaşlarıyla kendi içinde buluşup aktaran, yani proje kendi içinde küçük küçük yavrucuklar halinde böyle daha fazla insana ulaşmaya başladı. O zaman biz de tabii ki dedik ki en iyi koçu seçelim, en iyi mentoru seçelim, en iyi mentiyi seçelim ki onlara bir motivasyon olsun. Aynı zamanda o toplantıda o seçimler de ilan edilecek. Hepsi tabii ki bu sertifika almaları çok önemli. Yani hem eğitim aldıklarını hem koşuk hem mentorluk aldıklarını. Resmi bir belgeler olacak. Evet, bir de Avrupa Birliği'den geçerli bir belgeler, bir belgeleri oluyor olacak. Hem onu alacaklar hem de bizim işte bu ilham veren kendi bölge Ege bölgesinden çıkan gençlerin videoları paylaşılacak. Oradan bir iki tane konuşmacımız var. Yine genç koçlarımızdan bir tanesi mutluluk tasarımcısı. Hani o onlara mutlulukla ilgili bir konuşma yapacak. Ben yine pozitif liderlikle ilgili yapacağım. Biraz daha neyi de anlatacağız ve diyeceğiz ki tamam o Avrupa Birliği projesi bitti ama siz Zekeriya Doğan Kültür ve Gençlik Derneği'nden ömrünüzün sonuna kadar etkinliklerinden yararlanabilirsiniz. Sistemi de kapatmıyoruz. Yani sistemi sistem kullanmaya Evet, ve onu hani devam edebilirsiniz. Bir kereli mahsus bir iş değil bu. Evet. Bir de tabii ki biz hep farklı illerde olduğu için hiç kimseyi yüz yüze getirmedik ve yüz yüze gelmek çok kolay değil. Yani ekonomik açıdan da bir lise, bir üniversite varsa en azından bir kafeye gidecekler. Tabii. En azından günümüz bir çay söyleyecek. Evet, yani bence çok daha iyi olmuş bu. Gençler için de daha. Ama birbirlerini görmek istiyorlar. Yani koçlar tanışacaklar o zaman. Evet, yani mentorlar, yani lise öğrencileri, üniversite öğrencileriyle koçlar da kendilerine mentorluk yaptıkları, mentik yaptıkları öğrencilerle tanışacaklar. Hem böyle beraberce bir kaynaşma temsil. Güzel. Farklı sosyal arkadaşlıkların, dostlukların kapısını da aralamış olacak. Evet. Ve onu kutlayacağız ve şunu söyleyeceğiz. Yani biz illa Avrupa Birliği desteğiyle devam etmek zorunda değiliz. Kendi imkanlarımızla da her şekilde sizin yanınızdayız koçlar olarak ve gönüllü mentorlarımız da var. Projeye devam ediyoruz. Yani Avrupa Birliği projemiz bitti. Üzerimize düşen her şeyi fazlasıyla yaptık. 200 öğrenci deyip 300 öğrenciye çıktık ama durmak yok. Yola devam. proje Erasmus projeleri var. Projeyi büyütebiliriz. Gençlerden inanılmaz şeyler geliyor. Şöyle bir şey yapalım diye teklifler geliyor. Hem birlikte
bu geçirdiğimiz yeni bir yılı kutlayacağız aslında. Belli yani evet. Çünkü başarıyı da kutlamak gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Bir yıl kalıcı bir de olsun. Ciddi bir azim, çok bir büyük emek var hepsinde. Kesinlikle bence de kutlamaya değer. Böyle peki, de bir kapalı şok. Sezin Hanım nasıl bir çıktı alınırsa bir bu projeden? Biraz daha uzun vadeli bir projeksiyona davet ediyorum şimdi sizi. O projeksiyonu bize gösterin, çizin ki bütün bu iş, emek, o uzun vadeli gelecekte bize nasıl bir kapı aralayabilir onu görelim ve aslında bir anlamda biz de kendi mutluluğumuzu tasarlayalım şu masada geleceğe dönük isterim. Nasıl bir çıktı alınırsa bu proje hedefe ulaştı dersiniz? Çıktı aldık zaten çıktıları söyleyeyim. Yok uzun vadeli uzun gelecek vadeli. Ne görmek istiyorsunuz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani bir an gelecekte. Bu kardeşlerimizin hani pozitif liderler olarak iş hayatına atıldıklarını düşünelim şimdi. Belirli süreçler aldıklarını düşünelim. Kendi ekiplerini kurduklarını biraz daha açıyorum sorumu. Düşünelim hani böyle bir orta vadede 10 yıllık bir süreçte önümüzde nasıl bir fotoğraf yayınlanırsa evet işte bu işin temellerini biz bu projeyle attık diyebilirsiniz. Bir kere sosyal sorumluluk projesi yapmaya devam ederlerse bile bizim için büyük bir şey. Yani illa işte başarılı olmak değil. Sadece işte yani evet. Nasıl biz onlara dokunduk bir sosyal sorumluluk evet. Projesi. Onlarla kendi içlerinde başka birine evet yani dönüştürebilirler. Sadece kendilerini almaya değil başka birilerine dokunmayı ve yardım etmeyi öğrettik ve çok bundan güzel. Alınan anlam ve hazzı öğrettik. Hayatları boyunca buna devam ederlerse zaten hani birden fazla kişiye dokunmuş olacaklar ve bunun tatminiyle gidiyor olacaklar. İkincisi kendilerini yetiştirmeyi ve geliştirmeyi dışarıdan desteklere iş dünyasına bırakmadıklarında aslında hayatlarında nelerin mümkün olduğunu gördüğünde her zaman kendi odağında gelişimi tutan nitelikli pırıl pırıl gençlerimiz ve iş insanlarımız oluyor olacak. İçlerinden herhangi bir tanesi yani herhangi bazıları belli noktalara geldiğinde iş sahibi olduklarında onlar da bu gibi imkanları tıpkı Zekeriya Doğan Derneği'nin olduğu gibi gençlere açabilirler, sunabilirler. Onu istiyoruz zaten. Hayatlarının her döneminde evet. Yani mentorluk ne dedik? Bilgi ve deneyiminizi sizden daha az deneyimli insanlara aktarabiliyor olmak. Sonlanmayan dedik. Bir süreç bu. Bu anne olduklarında evet. Da olabilir. Mümkün, yani müdür olduklarında uzman olana da olabilir. Şöyle genel söyleyeyim. Müdür olduklarında altlarındaki müdürlere olabilir. Hatta emekli olduklarında da olabilir. Aynen. Sonlanmayan aynen. Bir süreç. Çünkü yani her yaşta, evet. Her ortamda bulunduğunuz çevreye, doğaya, evet. Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza ya da çalışma arkadaşlarınıza sunabileceğiniz katkılar var. Bir de zorluklarla baş edebilme. Bu bir zihin devrimi ama. Kesinlikle. Bu bir zihin devrimi. Evet. Yani şu anda benim en başta söylemek istediğim oydu. Bir çember gibi daireyi tamamladık. Başladığımız noktaya geldik. Bu da aslında işi ümit ediyorum seyirciler de aynı duyguları paylaşıyordur ama iyi kotardığımızı gösteriyor bu programda. Bu bir zihin devrimine ihtiyacı vardı Türkiye'nin. Kesinlikle. Bu bir zihin devrimi için atılmış küçücük bir adımdı. Dünya için küçük ama bizim için büyük bir adım olacak galiba. Evet, kesinlikle. En azından şimdi bizimdeki çıkan öğrencileri kendilerine staj yaptırmak isteyen, almak isteyen iş dünyası insanları var. Onlar da şunu anladılar. Yani aslında işe aldıkları kişileri eğitmektense gençleri eğitirlerse ve destek olurlarsa hazır evet. Gelirse onların tabii. Çok işine. Yani aslında iş dünyasının eğitime ve gençlere bakış vizyonunu da bence değiştirdik. De. Gençlerin bence de evet. Ya ben sadece iyi okul ve iyi bir eğitimle değil aslında kendime bu başka donanımlarla. Bu çift taraflı fayda kazan aynen, kazan aynen. Gibi. Evet. Sonuçta bu ülkenin kalkınması içinde eğitim sisteminin iyi kötü tartışılır. Hani ondan bağımsız kişinin bireysel sorumluluğu kendisini geliştirmekle ilgili sorumluluğu fark etmesi ve sosyal sorumluluk projelerine bakışı ile ilgili de bir devrim. Bir de dediğimiz gibi artık dünya yani her tarafta bir şeyler oluyor. Yerinde durmuyor. Bir, evet. Bir pozitif ortamı, bir pozitif liderliğe ihtiyacımız var. Niye bizim gençlerimizden dünya çapında etki yaratacak pozitif liderler çıkmasın ki? Yani. Çıkar. Zamanında çıkmıştı. Bundan evet, sonra da çıkacak. Çıkar, evet. Biz de buna inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bize genç pozitif liderler projesini anlattığınız için. Aynı zamanda da böylesine önemli bir değerle bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonu ekranında bu programı izleyen sonra tekrarlarında belki de denk gelip izleyecek seyircilerimize farklı bir ufuk açtığınız için ben yine sizin nezdinizde çalışmada projede katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Belki bir günde başka bir programda şu içsel konuşmalarla motivasyon konusuna seve gireriz. Seve. Ona nasıl da ihtiyacımız istersen. Var çünkü bence oradan da sevgili seyircilerimize alacağı çok mesaj doğru mesaj vardır diye düşünüyorum. Onun da küçük bir randevusunu vermiş olarak veda edelim. Her zaman istediğiniz zaman ben teşekkür ediyorum. Bizi konuk aldığınız için herkes önemli bir proje yaptık. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek bu projenin çıktılarının ve faydalarının devamının gelmesi açısından da çok önemli. Belki diğer derneklere
başka derneklere ve diğer gençlere de örnek ilham olacaktır. Oluruz. Ne mutlu, devam eder. Manisa önemli bir il. Yani hani kesinlikle. Türkiye'de sanayi, tabii. Türkiye sanayisi tabii. açısından. Orada da burada hem Celal Bayar'da hem de Manisa Lisesi'nde eğitim vermiş ve bu projeyi yapmış olmakla da bu televizyonda şimdi sizinle bunu konuşuyor olmak da bizim için ayrı değerli ve kıymetli. Ne güzel ifade ettiniz. Çok ediyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Bu güzel bahar gününde Esin Pelerini uçuralım o zaman diğer projeler için. Değerli seyircilerimiz, Manisa Aktüeli'nin sonuna geldik. Bugün de teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Profesyonel koç, eğitmen Sezin Sivri bizlerle birlikte oldu. Bu programda Genç Pozitif Liderler Zirvesi'ni konuştuk. Projenin ilk olarak filizlendiği fikrin nereye dönüştüğünü ve finalinde nasıl bir noktaya ciddi bir emekle getirildiğini, genç kardeşlerimizin bu projenin içerisinde nasıl bir odak noktasında olduğunu öğrendik ve hedeflerinde gelecek yıllara nasıl taşınabileceğine dair umutlarımızı da aslında bir anlamda burada perçinlemiş olduk. Bir kez daha teşekkür ederim bizleri izlediğiniz için. Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyon ekranından hepinize iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Hoşçakalın.